Herkese merhaba, ben Alp Gürsoy. Çok uzun bir zamandır bu seriye yeni bir video yapamıyordum. Hatta sizlerden de yeni kestirmeler videosu yapmam üzerine de çok fazla istek geliyordu. Ama bu kadar ertelememin nedeni iOS 14 güncellemesinin biraz daha yaygınlaşması ve yeni kestirmelerin de iOS 14 ile çalışabilir hale gelmesini beklemekti. Neyse ki beklediğim an geldi ve artık iOS 14'te çalışan benim beğendiğim kestirmelerden bu videoda sizlere bahsedeceğim. Bu arada bu kestirmelerin nasıl kullanıldığını bilmeyenler ya da kestirmelerin ne olduğunu bilmeyenler için kısaca bir anlatayım. Kestirmeler uygulaması iOS 12'den beri olan Apple'ın çok başarılı bir otomasyon uygulaması. Uygulama içerisinde o kadar fazla detay ve ayrıntı var ki eğer bayağı detaylı bir şekilde öğrenirseniz neredeyse bir uygulama gücünde olan kestirmeler yapabiliyorsunuz. Tabii ki haliyle çok komplike kestirmelerin yapımıyla uğraşmak istemeyenler için de internet üzerinde birçok site ve farklı kullanıcıların yaptığı binlerce kestirme var. Ben de bu video serisini bu tip sitelerden güzel olduğunu düşündüğüm kestirmeleri toplayıp sizlere sunuyorum. Bu videoda anlatacağım kestirmeleri kullanabilmek için ilk başta eğer telefonunuzda yüklü değilse kestirmeler uygulamasını App Store'dan telefonunuza kurmanız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra da bu videoda paylaşacağım kestirmeleri telefonunuza yükleyebilmeniz için de uygulamayı bir kez çalıştırıp sonra içerisinden çıkıyorsunuz. Sonra ayarlar menüsüne gidip kestirmeler kısmına giriyorsunuz. Orada güvenilir olmayan kestirmelere izin ver kısmını da açarsanız artık bu kestirmeleri yükleyebilirsiniz. Bu arada bu ayar ilk başta çıkmazsa benim videoda bahsettiğim herhangi bir kestirmeyi ilk başta telefona kurmayı deneyin. Sonrasında karşınıza çıkacak olan kuramazsın tarzında bir hata aldıktan sonra bahsettiğim izin opsiyonu menüde açılacaktır. Siz bu izni verdikten sonra istediğiniz kestirmeyi telefonunuza indirebileceksiniz. Bir de bu kestirmelerin dezavantajı yeni bir iOS sürümü çıktığı zaman kullandığınız birçok kestirme ne yazık ki kullanılmaz hale gelebiliyor. Bundan dolayı sizlerle paylaşacağım kestirmelerin güncel sürümü çıktığında sorunsuz bir şekilde kullanabilmeniz adına videonun açıklamalar kısmında paylaşacağım internet sitelerine girip arada bir kontrol etmenizi tavsiye ederim. Çünkü genelde sizlerle paylaştığım bu kestirmelerin yapımcıları bu siteler üzerinde zaten güncellemeleri yapıyorlar. Ve kolaylıkla yine buradan da telefonunuzu indirebiliyorsunuz. Evet, genel hatlarıyla kestirmeler hakkında söyleyebileceklerim bunlardı. Ha bu arada bu kestirmeler güvenilir mi diye de çok soru alıyorum. Yani dışarıdan kestirme yüklerken o kestirmelerin ne yaptığını kademe kademe inceleyebileceğiniz bir kısım da mevcut. Yani ilk daha telefona indirip kurarken size o kestirmenin tüm basamaklarını tane tane gösteriyor. Yani bu basamaklara bakıp içinize sinmeyen bir şey görürseniz tabii ki de bunu kurmayabilirsiniz. Ama açıkçası benim sizlerle paylaştığım kestirmeler ve kestirmeleri aldığım sitelerden birçok kestirmeyi telefona indirip kullandım. Ve şimdiye kadar hakikaten hiçbir sorunla da karşılaşmadım. Ama tabii ki de her zaman dikkatli olmakta fayda var. O yüzden kendiniz güvenmiyorsanız tabii ki de telefonunuza kurmayabilirsiniz. O zaman hadi gelin daha fazla lafı uzatmadan kestirmelere geçelim. İlk sırada R-Download var. Bu kestirme sizlerden en çok gelen istek üzerine bulduğum bir kestirme. R-Download sayesinde neredeyse her app üzerinden istediğiniz fotoğraf, video ve hikaye gibi medyaları kolaylıkla telefonunuza indirebiliyorsunuz. Kestirmeyi koyduğum link üzerinden telefonunuza indirip kuruyorsunuz. Kurulum işleminde ilk başta dil seçeneği soruyor. Bunu 1 olarak bırakıyoruz. Devamında eğer indireceğiniz dosyayı direkt telefona kaydetmesini istiyorsanız sayı olarak 1 ya da indirip kaydetmeden önce izlemek istiyorsanız 2'yi seçiyor ve devam ediyoruz. Bundan sonraki sayfada ise nerelerden indirme yapabileceğinizi anlatan bir liste çıkıyor. Buradan da bit diye bastıktan sonra kestirme kullanıma hazır hale geliyor. Bu kestirmeyi kullanmak için de hangi uygulamadan indirme yapacaksanız indirmek istediğiniz fotoğraf, video ya da hikayenin linkini kopyalıyorsunuz. Sonra kestirmeler içerisinden bu kestirmeyi çalıştırıyorsunuz. Kestirme indirme işlemini birkaç site üzerinden yapacağı için sizden izin istiyor. Bu izinleri verdikten sonra indirme işlemi başlıyor. Ve sonunda telefonun galerisine kayıt yapabiliyorsunuz. YouTube üzerinden indirme yaparken videonun boyutunu seçebiliyor veya direkt MP3 formatında indirmek isterseniz de bunu seçebiliyorsunuz. Bu indirme işlemini yine Instagram üzerinden yaparken de dediğim gibi eğer post ise postun linki, hikaye ise hikayenin linkini kopyalayıp kestirmeye çalıştırıyorsunuz. Bir post altında birden fazla fotoğraf varsa hepsini indirmesi şeklinde de ayarlayabiliyorsunuz. Bu kestirme tahminimce yeni bir iOS güncellemesiyle bozulana kadar yani medya indirmeleriniz için tek kestirme olacaktır. İkinci kestirme Extract PDF Files.
Bu kestirmede telefonunuzda yüklü olan PDF dosyaları içerisinde ihtiyacınız olan sayfaları ayırıp ayrı bir PDF dosyası olarak kaydetmenize yarıyor. Bu sayede bu işlemi yapacak uygulamalar ile uğraşmanıza gerek kalmıyor. Kullanmak için kestirmeyi çalıştırıyorsunuz ve açılan pencerede bu işlemi yapmak istediğiniz bir PDF'i seçiyorsunuz. Sonra çıkan menüde A Few Pages'ı seçtikten sonra size PDF'in hangi sayfalarını ayırmak istediğinizi soran bir menü çıkıyor. Burada seçiminizi yaptıktan sonra yeni PDF'inizi görebiliyorsunuz. Sonrasında ise ister telefona kaydedebilir, isterseniz de direkt birisiyle paylaşabilirsiniz. Üçüncü kestirme Ultra Dim. Bu kestirme de benim favorilerimden. Geceler eğer siz de yatakta telefon kurcalıyorsanız, bazen atıyorum bir siteye girdiğinizde veya karanlık modu desteklemeyen bir uygulamaya açtığınızda telefonu parlakla en kısıkta olsa bile gece karanlığında telefonun ışığı gözünüze patlayabiliyor. Ve bu beni gerçekten de çok rahatsız ediyor. Böyle durumlar için genelde Android tarafında bir takım uygulamalar kurarak telefonun mevcut parlaklığından daha düşük parlaklığa getirebildiğiniz ayarlar yapabiliyorsunuz. Ama iPhone'da bunu yapabilen bir app görmemiştim. İşte bu kestirme de tam olarak bu görevi yapıyor. Siz bu kestirmeyi çalıştırdığınız zaman telefonun parlaklığını normalde manuel olarak indiremeyeceğiniz bir düşüklükte bir parlaklığa indiriyor. Bu sayede de gece karanlık bir ortamda telefonu kullanırken gözünüz telefonun ekranından rahatsız olmuyor. Eğer sizde genelde böyle bir sorun yaşıyorsanız bu kestirmeyi kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Dördüncü kestirme Auto Wall. Bu kestirmenin özelliği çalıştırdığınız zaman sizin telefonda seçeceğiniz bir klasör içerisinde olan duvar kağıtlarını telefona uygulayabiliyor. Bir güzel yanı da artık iOS 14 ile kestirmelere gelen otomasyon özelliği ile de kendiniz bir otomasyon oluşturup günün belli saatlerinde bu kestirmeyi çalıştırması yönünde de ayarlayabiliyorsunuz. Bu sayede de telefonun arka planı sürekli olarak otomatik bir şekilde değişebiliyor. Kestirmeyi kullanırken kullanmak istediğiniz klasörü ayarlamak için kestirme yanındaki 3 noktaya basıyorsunuz. Sonrasında albüm yazan kısma basarsanız burada sizin telefonunuzun galerisindeki albümleri çıkartıyor. Buradan da istediğiniz albümü seçip kapatabiliyorsunuz. Bir de isterseniz bu albüm içindeki fotoğrafların ne sırayla değişebileceğini de buraya basıp ayarlayabilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra da bittiye basıp kapatabilirsiniz. Eğer ki kendiniz gidip bir otomasyon hazırlamazsanız bu kestirmeye tıkladığınız zaman arka plan görüntüsü değişiyor. Ama buna bir otomasyon ayarlayıp da otomatik arka planın değişmesini istiyorsanız gelin size bir basit olarak nasıl ayarlayabileceğinizi göstereyim. Şimdi bu işlemi yapmak için ilk olarak otomasyon kısmına giriyoruz. Sonra tepedeki artı tuşuna basıyoruz. Buradan da kişisel otomasyon yarat tuşuna. Sonra günün belli bir saatini seçiyoruz. Bunu seçtikten sonra Auto Wall'u çalıştırmak istediğiniz bir saati ayarlıyoruz. Ve yineleme süresini de ayarlayabilirsiniz. Bunu da yaptıktan sonra devam ediyoruz. Burada ise işlem ekle tuşuna basıp uygulamalara, buradan da kestirmeleri seçiyoruz. Bu kısımdan da kestirmeyi çalıştıra basıyoruz. Bu açılan pencerede ise kestirme tuşuna basıp buradan da Auto Wall'u seçiyoruz. Bundan sonra yine devam ediyoruz. Bu sayfada yaptığımız otomasyonun ön izlemesini görebiliyoruz. Ben bu kısımda çalıştırmadan önce sor kısmını kapatıyorum. Bunu kapatıyorum ki bana her seferinde bu işlemi yaparken bildirim yollamasın ve sürekli onayımı istemesin ki otomatik yapsın diye. Sonrasında bit diye bastığımızda artık telefonda otomatik olarak duvar kağıdının değişme otomasyonunu ayarlamış oluyoruz. Beşinci kestirme Convert to GIF. Bu kestirmede telefonunuzda olan sizin seçebileceğiniz fotoğraflardan çok hızlı bir şekilde GIF oluşturmanıza yarıyor. Bir artısı da telefonunuzda kayıtlı olan canlı fotoğrafları da GIF'e çevirebiliyorsunuz. Kestirmeyi çalıştırdığınızda GIF'e çevirmek istediğiniz fotoğrafları seçip devam ettiğinizde size seçtiğiniz fotoğraflardan oluşmuş GIF'i gösteriyor. Sonrasında da bu GIF'i telefonunuzda kaydediyorsunuz. Buna benzer bir başka kestirme de Photos Toolkit. Bu kestirme içerisinde de yine GIF'e çevirme özelliği var. Ancak bu sefer videolarınızı da GIF'e çevirebiliyorsunuz. Buna ek olarak da içerisinde daha birçok özelliği kullanarak fotoğrafları birleştirebilir veya farklı formatları çevirebilir ya da yeniden boyutlandırabilirsiniz. Yedinci kestirme Time Between Dates. Bu kestirme de aslında çok basit bir kestirme. Yaptığı şey sizin seçeceğiniz iki tarih arasında ne kadar süre var bunu hesaplıyor. Bu süreyi de size saniyesine kadar verebiliyor. Kestirmeyi çalıştırdığınızda başlangıç ve bitiş tarihlerini ayarladıktan sonra bu iki tarih arasındaki sürenin sonucunu saniye, saat, gün, ay ve hatta yıl olarak vermesini de ayarlayabiliyorsunuz. 8. kestirme Corona Update. Haliyle koronavirüsü gündemimizden bir türlü düşmediği için günlük vaka ya da toplam vaka sayılarını merak ediyoruz. Bu kestirmeyle de günlük yeni vaka, toplam aktif vaka, toplam vaka ve ölümler olmak üzere ayrı ayrı kategorilerde sizin ayarlayacağınız bir süre aralığında güncel rakamları öğrenebiliyorsunuz.
Bu kestirmeyi kurarken ilk çıkan pencerede kaç günlük sonuç görmek istediğinizi ayarlayabiliyorsunuz. Devamında ise Amerika dışındaysanız country/yaşadığınız ülkenin adını yazıp kaydediyorsunuz. Ben burada Turkey yazıyorum ve bit diye basıyorum. Sonrasında bu kestirmeyi çalıştırdığınızda bahsettiğim kategorilerde güncel korona vaka sayıları gibi bilgilere ulaşabiliyorsunuz. 9. ve bonus kestirme ise All in One. Bu kestirmeyi kestirmelerin ana gemisi olarak düşünebilirsiniz. İçerisinde o kadar fazla işlev var ki yüklerken komut sayfasının en aşağısına inmesi bile bayağı bir sürüyor. Bu kestirmenin yaptığı her şeyi anlatmayacağım ama çok kısa değinirsem içerisinde hem medyanızı GIF'e çevirme, müzik ya da videoyu farklı formata çevirmek, text efektleri, güncel Bitcoin değerleri almak gibi daha birçok özelliği içerisinde barındıran devasa, kapsamlı bir kestirme. Eğer bu tip içerisinde birçok özelliği barındıran kestirme arıyorsanız kesinlikle bu kestirmeyi bir denemenizi tavsiye ederim. Evet, bugün sizlere tavsiye edebileceğim kestirmeler bunlardı. Bu arada yine hatırlatmak isterim ki bu kestirmeleri indirdiğim sitelere girip kendiniz de güncel, yeni çıkan kestirmeleri göz atabilirsiniz. Ama tabii ki yine buna üşenenler olacağı için ileride yeni kestirme videoları ile de karşınızda olacağım. O yüzden kafanız rahat olsun. O zaman şimdilik benden bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.